hayallere kavuşmak, hedeflere ulaşmak, bu konuyu açmak istiyorum. Ben hayallerime nasıl kavuştum? Arzuladığım hedeflere nasıl ulaştım? Bunları örnek vererek kendi hayatımdan anlatmak istiyorum. İlk çalışmalarım nasıl oldu hedeflerime ulaşmak için? 10 yaşındaydım. Sene 1984. Türkiye'de izin yapıyoruz. Takım elbiseli çocuklar görüyorum. Anneme sordum. Bunlar nereden geliyor, nereye gidiyorlar? Böyle takım elbiseli bunlar. Bunlar ticaret mi yapacaklar? Para mı kazanıyorlar? İş adamı mı olacaklar? Çünkü bilmiyorum. Neden takım elbise giydiklerini bilmiyorum çocukların. Bu ara dedem ticaretle uğraşıyor. Uzun boylu bir bilge insan. Onu örnek almak istiyorum. Çok hayırsever bir adamdı. Ben de onun gibi olmak istiyorum. Dolayısıyla böyle iş adamı olmak için çaba gösteriyorum. Kafamda o var. Öyle kodlanmış. 1984 yılı. Annem, onlar okuldan geliyor oğlum. Onlar ortaokula gidiyorlar. Okuldan geliyorlar, okula gidiyorlar. Burada takım elbiseyle gidiliyor. Lacivert ceket, gri pantolon. Burada böyle. Dedim bizde niye böyle yok? Almanya'da neden takım elbiseyle gitmiyoruz? Çuval gibi giyiniyoruz, gidiyoruz. Eşofmanlar giyiyoruz, öyle gidiyoruz okula. Neden bu Almanya'da böyle deyince, Almanya'da serbest ama Türkiye'de bu şekilde dedi. Biz herhalde okumuyoruz dedim anne. Burası okulsa bizimkisi okul değil, başka bir şey. Ve kafama koydum. Dedim ki ben burada okumak istiyorum. Daha düzenli, daha güzel, disiplinli. Ondan sonra iş adamı gibi giyinmişler. Hepsinin böyle kalemleri var güzel, kravatları var. Hepsinin güzel çantaları var, takım elbiseliler, kravatları var. Ben böyle okumak istiyorum dedim. Annem tebessüm etti. Oğlum bu az kolay. Çünkü biz Almanya'da yaşıyoruz. Seni kime teslim edeceğiz? Bunun yanında ama bir aile dostumuz var. Onun yeğeni, o da Almanya'dan Türkiye'ye gitme. Onu gördüm, onunla tanıştım. O çok mutluydu, çok neşeliydi. Disiplinli bir insan. Disiplinli bir hayatı var artık. Ve öve bitiremedi. Türkiye'de okumanın faydaları, işte arkadaşların, sosyal hayatın güzellikleri, onları anlattı. Ben kafama koydum sevgili arkadaşlar. Artık bundan sonra ne olursa olsun Türkiye'de okuyacağım. Hedefim Türkiye'de okumak. Ve bir yıl bunun için emek harcadım. Kafama koydum ya. Devamlı annemi, babamı ikna etmek için çaba gösterdim. Bak baba diyordum. Senin dostunun yeğeni okuyor ve onun yanında ben de okuyabilirim. Aynı okula gideriz. Gerçekten aynı okula gittik. Yeşilköy. Artık 85 yılında aynı okula gittik. Arzuladığım hedefe ulaştım. Bir sene uğraştım çünkü. Onları ikna etmek için çaba gösterdim. İlk önce tabii planlanan kısa süreliğine okuyacaktım ama 6-7 sene sürdü. Ortaokul, liseyi bitirdim. Sonra üniversiteyi kazandım. Almanya'ya döndüm. Yani arzuladığım hedefe ulaştığımı gördüm. İlk o zaman başlamıştı. Ve bunu tabii her yıl için yapıyordum. Devamlı hedef koyuyordum ve hedefime ulaşıyordum Allah'ın izniyle. Bunun yanında şu hedefim de vardı aslında. Üniversite okuyup insanlara yardımcı olmak. Çünkü okuduğum yerde, kaldığım yerde revirciydim. İnsanlarla uğraşmayı seviyordum. Yani onları böyle hedeflerine götürmeyi seviyordum. Bunu da kafama koymuştum. Dedim ki ileride insanlarla alakalı bir iş yaparım. Yani A noktasından B noktasına götürürüm. O da benim hedefimdi. Yine o 85 yılında, yani kaldığım yerde ilk kaydımı yaptırdığım zaman 85 yılında. Çünkü orada revirci olmuştum. O hedefime de ulaştım. Hamdolsun. İnsanlara yardımcı oluyorum yıllardan beri. Bu yaşa kadar. 11 yaşından bu zamana kadar. Çünkü revircilik yaparken 6 sene devamlı İnsanları hedefine götürüyordum. Hastaysa doktora götürüyordum mesela veya hastaneye götürüyordum. Bir çeşit iyileşmesine vesile oluyordum. Beni mutlu ediyordu çünkü insanlara faydalı olmak gerçekten mutlu ediyordu. O yüzden bu hedefime ulaştım 11 yaşından bu zamana kadar. Bunun yanında yine hayallerime ulaşmak için mesela uyguladığım teknikler not almak. Hedeflerimi not alıp resmini çizmek. Evimiz yanmıştı 96 yılında.
Her şeyimizi kaybetmiştik. Sadece halı var, duvarlar boyandı. Sırtımızı dayadık duvara. Resim çiziyorum. Hanımı teselli etmek için büyük bahçesi olan bir evi çizdim. O zaman çocuklarımız yok. 3 tane çocuk resmi çizdim. Evin yanında arabaların resimlerini çizdim, markasına kadar. 2 tane garaj resmi çizmiştim. Bahçedeki ağaçları bile çizmiştim. Ve o albümün arasına koydum sevgili arkadaşlar. Demek ki öyle içselleştirmişim ki o arzuladığım hedefe hemen 97'de hemen ulaşmaya başladım. Yani ilk oğlumuz dünyaya geldi 97'de. 98'de o eve sahip olmuştum. Bunun gibi o resimde çizdiğim ne varsa hepsine ulaştım sevgili arkadaşlar. Peki bu neyle alakalı? Nasıl oluyor? Nasıl ben arzuladığım hedefe, hayallere ulaşabiliyorum? İçselleştirerek sevgili arkadaşlar. İçselleştiriyorum. Çünkü insan beyni gerçeği ve hayali ayırt etmiyor. İkisini kod olarak kabul ediyor. Gerçekmiş gibi kabul ediyor. Ve bunun yöntemini, taktiğini bilirsen, içselleştirme yöntemlerini gündemde tutmayı öğrenirsen, o zaman sen de hedefine çok hızlı varabiliyorsun. Sen de arzuladığın hayallere hızlı ulaşabiliyorsun. Hiçbir engel yok ki. Sadece bir yöntemi var yani. Ben onları devamlı anlatıyorum aslında. Eğitimlerimde anlatıyorum. Gündemde tutun diyorum, değil mi? Hedeflerinizi, hayallerinizi. Sizi manipüle eden ne varsa onlardan uzak kalın. Ayak bağı olan diziler, haberler, bunlardan uzak kalın. Sizi aşağı çeken insanlardan uzak kalın diyorum. Hedeflerinizi, hayallerinizi gündemde tutun. Tabii bunların daha böyle profesyonel yöntemleri var. Onları biz eğitim programlarımızda anlatıyoruz daha detaylı bir şekilde. Çünkü bazı hedeflere ulaşmak için kişisel, bireye göre, yani kişiye göre özel yöntemler var. Onları öğretiyoruz yıllardan beri insanlara. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda eğitimler verdik, yöntemler anlattık. Aslında herkes yöntemi, taktiği uygularsa arzuladığı hedefe ulaşabiliyor. Bunun yanında sevgili arkadaşlar, bu dediklerimi lütfen hayatına yansıt. Yani sen de bu öğrendiklerini hayatına yansıt. Uygula. İçselleştirmeye çalış. Hedefine odaklan. Seni aşağı çeken ne varsa onlardan uzak dur. Arzuladığın hedeflere daha hızlı ulaşmak istiyorsan o zaman profesyonel destek alman gerekiyor. Eğitim alman gerekiyor. Daha hızlı hedefine ulaşabilirsin o zaman. Instagram'da bizim başarı hikayelerimizi görüyorsunuzdur, değil mi? Devamlı paylaşıyoruz. Yani öncesi ve sonrası. Bizim programımıza katılmış kişiler önceden nasıldı? Katıldıktan sonra ne oldular? Hedeflerine nasıl ulaştılar? Hangi hedeflerine ulaşmışlar? Hep yazıyorlar. Onlar arzuladıkları hedeflere ulaştılar. Çok kısa sürede ulaştılar. Siz de daha hızlı, sağlam adımlarla, emin adımlarla arzuladığınız hedeflere ulaşmak istiyorsanız o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmenin tek yolu var sevgili arkadaşlar. Hemen bu videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek sevgili arkadaşlar. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.